Selen Görgüzel tiyatro sahnesinde öpüşmek için eşinden nasıl izin aldı? Aleyna Tilki'nin istismara uğradığını itirafı herkesi nasıl şok etti? Edis'in Güneydoğu çıkarması ve daha fazlası magazin gündeminden derlediğimiz haber turumuzda. 2016'da Aşk-ı Memnu dizisinin stylisti Başak Dizer'le tanıştı ve evlendi ünlü oyuncu. Yıldır parmakla gösterilen bir çift olan Kıvanç Başak Tatlıtuğ çiftinden müjdeli haber bu hafta içinde geldi. Başak Tatlıtuğ'un 3 aylık hamile olduğu, Tatlıtuğ ailesinin bebek beklediği öğrenildi. Bu müjdeli haber sonrası Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Heyecanlı ve çok mutlu Kıvanç Tatlıtuğ. Bu güzel duygumuzu paylaşan sizler dahil olmak üzere herkese, yani tanıdığımız, tanımadığımız herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir duygu. Çok mutluyuz. Herkese nasip etsin. İsteyen herkese Allah nasip etsin. Henüz daha çok yeni Başak Tatlıtuğ'un hamileliği. Söyleyebilecek fazla bir şey yok çünkü süreci biz de gözlemliyoruz. Henüz daha isim düşünmemiş ünlü oyuncu. İsim daha düşünmedik ya. Cinsiyet, isim önce sağlıklı olsun. Sağlıklı gelsin. Cinsiyetin hiçbir önemi yok. O yüzden bundan dolayı da bu bizim önceliğimiz olmadığı için isim daha düşünmedik. Çok yeni. Her şey çok yeni. Önce olması. Hayır, her şey tabii ki çok yeni. Şu anda tecrübe ettiğim kadarıyla söyleyebileceğim şeyler bu kadar. İlerleyen zamanlarda karşılaştığımız yerlerde tecrübem ne kadar bana ne anlatmam gerektiğini söylüyorsa ben de size onlarla gerçekten tüm samimiyetimle paylaşacağım. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Aleyna Tilki'nin istismar isyanı. Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Elmalı davası olarak bilinen istismar olayında mahkemenin verdiği karara isyan eden bir video çekti. En büyük deli budur. Bir çocuk böyle bir resmi onu tanımadan çizemez. En büyük deli budur. Onları içeri alın. Aleyna Tilki videoda kendisinin de zamanında istismara uğradığını belirterek duygularını sert sözlerle dile getirdi. Son olarak ben her zaman dürüst olmuşumdur, yine olacağım. Hiçbir zaman ne söylediğimde sonrasında ne olacağını düşünen biri olmadım. Şunu söyleyeyim, canlı bir haksızlığa uğramış, adaletsizliğe uğramış bir insan, kız çocuğu olarak zamanında ben. Kimse hiçbir ceza almadı ben. Ve ben şimdi diyorum ki eğer bir gün biri bu konuda ceza almazsa, şu çocukların davasındaki adam ceza almazsa, ben bir gün onlardan birini bulacağım. Bulacağım. Bak canlı örnek ben. Pop müziğin çıkıştaki ismi Edis Türkiye turnesine çıktı. Gaziantep ve Diyarbakır konserlerinde hayranlarıyla buluşan Edis sahnede fırtına gibi esti.